Öncelikle merhaba arkadaşlar. Gerçekten aylar oldu, yıllar oldu. Gelmedin, tek bir selam bile vermedin modundayız. E, neredeyse 15 gün falan oldu herhalde video atmayalı iki hafta olmuştur yaklaşık. E, milyara girdi, milyara girince biz de kavdarımızı e, lig ağırlıklı olduğu için e, kuramıyoruz. E, akabinde. <laughs> çok sıkıcı bir e, süreç ilerliyor o, o zaman diliminde ama ve lakin e, çok bomba gibi döndük, mükemmel döndük, çok iyi döndük. Artık bu gamik de koyacağız diye diye öldüm, geberdim artık yani ama belli mi olur belki o gamik bu gamiktir. Bunu bilemeyiz. Şimdi bir önceki e, League gamikinde yanlış hatırlamıyorsam sadece rare tarafta bir 50 dolarlık ödül almıştım. Onu çok fazla göstermeye gerek yok diye direkt olarak bu gaming'in kadrolarını göstermek istedim. Bir de k 270 aylık bitti. Aylık bittiği için de bir 4 dolarlık mı 5 dolarlık mı bir limited kart almıştım. Onu sattım. 4.5-5 dolar civarına sattım sanırım. Orada çok beklediğim civarda bir ödül gelmedi. Sanırım son gemiklerde sıralamalarda düşmüşüz. Her neyse artık Kep 270'i rahat bıraktılar. Artık aylık değil ama artık Kep 220 aylık. Ee, onu da biraz ufak bir noktada değineyim. Ee, biraz sonra şuraya geldiğimi değineceğim. Kep ee, 140 240 Super Rare'da artık bu gemik gerçekten inanıyorum. Bu kadro, bu kadro o Treş oldu getirecek. Bana inanın gemik sonu birlikte o 200 doları alıyoruz. Alacağız. Bakacağız. Ee, evet. Merkünok <laughs> seni burada kullandım. Rozier'i kaptan yaptım arkadaşlar. Bir önceki gaming Rozier'i kadromu koysaydım bu arada. Threshold'u alıyordum ee, süper yarı tarafta. Koymadım. Bakacağız. Rozier ne yapacak göreceğiz. Oysa... <laughs> Onu burada kaptan olarak tercih ettim. Bu gemi gözünü seveyim oğlum. Bir 70-80 falan yap kurtar bizi bu işten. Ee, yanına Papendia'ya koydum. Ee, onlar Kayseri Spor Deplasmanı deplasmanına gidiyorlar. Açıkçası Kayseri çok formda yanlış hatırlamıyorsam 4'te 4 yaptılar. Ama tabii ki Adana Demirspor diye bir gerçek var ortada. Ee... <laughs> Neyse söylemeyeceğim artık. Adana e, gibi bir gerçek var ki Papendia'ya kötü sonuçlar alınsa da zaten Allround e, odaklı bir kart olduğu için e, iyi puanlar yapacağını düşünüyorum her zaman olacağı gibi. Bu hafta Eren Zavi'nin e, erteleme maçı var. E, Zorya Luhans'la oynuyorlar e, ve içeride oynuyorlar ama İsrail'de oynamayacaklar yine yüksek ihtimalle. E, muhtemelen Kıbrıs'ta o taraflarda bir yerlerde oynarlar. Başka bir ülkede ev sahipliği yapacaklar Zorya Luhans'a. Ama zaten e, Makkabi Tel Aviv zor zor yadan çok daha iyi bir takımı olduğu için bir önceki maçta 4 mu attılar? Yanlış hatırlamıyorsam. Yalan da olabilir. En az 3 tane attılar da 4 4 ve üstü 60 da olabilirler. Onu tam hatırlayamadım. Yanlış olmasın o kısım. E, deplasmanda o skoru aldıklarını düşünürsek, tarafsız bir sahada da benzer bir skor üretirler ki Eren Za'bi takımın e, skor yükünü çeken bir oyuncu olduğunu da düşünürsek bu haftada bir skor üretir diye düşünerek onu buraya attım ki elimde Alisova e, Arber Hoca e, Ve Wright gibi forvetler varken onu kullanmak istedim e, Bunu da belirteyim e, Yanına da Francisco Calvo ile birlikte tandemlemiş oldum Tandem, Neyi tandemledim yani Yanına da Calvo koymuş oldum e, Onlar da Kasımpaşa ile içeride oynuyorlar bu hafta Yani Calvo geçen hafta gerçekten berbat 16 mı yaptı. o civarda bir puanla bitirdi Son lig maçında yani Bu hafta telafi etmesini bekliyorum İçeride oynadıkları bir maçta Bakacağız Göreceğiz Evet gelelim kepik 220 metronomasının aylık olma konusuna Hocam ben ilk defa böyle bir Kebük 120'ye adam gibi gireyim, Girmeye başlayayım düşüncesindeydim e, Maalesef Bu düşüncemi e, kursağımda Bıraktılar ama yine de bir aylık Da olsa ki aylık Iıı e, e, kep 220 Super üzerinde her hafta iyi puan ala alamayacağımı biliyorum. Ara ara alırdık muhtemelen ödül ama bu şekilde aylıkta ödül alabilir miyiz Kep 220 Super e de hiç inanmıyorum. Ama yine de olabildiğince elimden gelince iyi kadrolar kurmaya çalışacağım bu tarafta. Bir deneyeyim bakayım e, nasıl gidiyor işler. E, Rafal Gekevik gerçi onun da az başlayıp başlamayacağı belli değil ama en düşük kep oynama ihtimali yüksek olan kaleci olarak elimde o vardı ki geçen hafta az başlamıştı. Yani çok iyi bir maç çıkarmadı. Bence ortalama civarda bir maç çıkardı diyebilirim Rafal için. Ee, yanına da Ankara gücünden Uros Koviç ile birlikte e, ee, tandemledim. Yanına da Ali Sov ekledim yine Ankara gücünden. Onlar ee, Antep deplasmanına gidiyorlar. Yani Antep'te yine biraz formda diyebileceğimiz takımlardan birisi bu sene için ama ee, yine de ben Ankara gücüne gerçekten güveniyorum. Geçen hafta berbat bir oyun oynadılar ama bu hafta onu telafi ederler diye düşünüyorum. Ee, Mamadou Fal, e, Konya Spor'a gidecekler bu hafta. Ama Fal her zaman skor ihtimali olan bir oyuncu ki skor yapmazsa muhtemelen çok kötü bir all-round'la bitirir. Ee, aşağı yukarı hepiniz zaten Fal'a hakimsiniz diye düşünüyorum. Ee, yanına da Hacerayt'ı ekledim. Hacerayt da Fal'ın yan şubesi. Bu, bunu da skor yapmadığı senaryoda iyi bir alvanat yapma ihtimali yok ki son hafta skor yapmadan 43 falan yapmış. Şaşırdım. <laughs> evet, neyse bunu da atlayalım. Eee Köpüküs tarafta burada bir Beşiktaş işlemesi yaptım. Yeni bir transferim var. Vincent Sant Abubakar. Görebiliyor musunuz ya? He. sen abu Abubakar. Onu kaptan olarak tercih ettim. E, bir açıklaması varmış. E, yani insanlar çok fazla üzerine gitti Abubakar'ın. Ee, bilerek sakat numarası yapıyor oynamıyor tarzında. Ee, o da bir açıklama yapmış ee, eğer doğru anladıysam. Samsung Spor maçında göreceğiz e, gibisinden bir Sergen Yalçın bari bir açıklama yapmış. Eğer do o konuya doğru anlayabildiysem çok fazla son zamanlarda e, odaklanamadım. odaklanamadım. E, Sorare tarafına veya ne bileyim sosyal medya tarafına biraz işlerime ilgileniyordum. Ee, yani o yüzden onu o sözünün gerçekliğine bakıp onu kaptan yapmayı düşünüyorum ki gerçek olmasa da e, oynayacağı senaryoda kaptan olarak tercih edeceğim. Son iki antrenmanda varmış yanlış hatırlamıyorsam ki ya bu bakar as başlar yüksek ihtimalle Beşiktaş'ta. E, Mert Günak ve Valentin Ozer ikilisini burada kullandım. Bir Beşiktaş üçlemesi yapmış olduk. Bir de Konya ikilemesi yapayım dedim oraya. Çıkal ve Francisco Calvo'yu yapıştırdım geçtim. Yani nedense ya nedense Konya'ya bir içim kaynıyor son zamanlarda. Özellikle Çıkaldao'yu ve Kalbo beğendim bir ikili. Çıkaldao'nun oyunu beğeniyorum ama bir türlü skora, skoru yapamıyor. Yani skoru bir şekilde yapamıyor adam. Ama umarım bu hafta o hafta olur ve Alurant'la birlikte bize güzel puanlar getirir ve Kebük 140'da birinciliğimizi garantilettirir falan. <laughs> tamam. KEP270 dünyanın en iyi turnuvasını artık rahat bıraktılar. Yani abi niye aylık yapıyorsunuz ki? Ne güzel buradan ödülleri topluyordum ben. Mahvettiler bizi. Neyse geri döndüğüne göre artık ödülleri tekrar toplamaya başlayabiliriz. KEP270'de her zaman Adana Stake ile kazanmıştım. Bu hafta Adana Stake yapmayacağım ama bir güzel bir e, kadroya çıktığımı düşünüyorum KEP270 için. Her yani 64 kepli olduğu için biraz elimizi sıklaştırdı ama yine de iyi bir kabloyla girdik. Kevin Rodriguez ve Yusuf Sarı üçlemesi yaptım ADS'den. Ya bu hafta Kayseri Spor deplasmanı beni biraz korkutuyor ama ADS'nin ne yapacağı hiç belli olmaz. Yani bir anda 5-0 yaparlarsa şaşırmam. 5 tane yerlerse şaşırırım da yani kaybederlerse şaşırmam. Böyle bir takım Adana Demirspor. O yüzden e, 270 tarafta özellikle içeride oynadıkları maçlarda Adana Stek harbiden yakışır yani. E, Adam ya ekledim. Onun da bu hafta artık atması lazım. 2 haftadır boş geçiyor. Onun da zamanı geldi. Ve benim Hirom Ali Osimhen Sov. Onu da buraya ekledik. Gerçekten çok tatlı bir kadro olduğunu düşünüyorum. Koyduğum isimler kendilerinin haklarını verirlerse buradan ödül almama ihtimalimiz yok denecek kadar az. Biraz iddialı konuşalım. Challenge Europe Rear Plus. Ya burada biraz emin değilim aslında bu kadrodan. Bunu belki birkaç değişiklik yapabilirim. Ama şu dört isim muhtemelen kalır. Luka Prip e, konusunda biraz net değilim açıkçası ama... Bilmiyorum. Ba bakacağız. Ona bakacağız. E, Zagorak koydum. Zagrep'in e, güncel askercesi konumunda gözüküyor hala. Ona son bir kez bakarım. Game sonunda. Yana Necip Uysal ekledim. Kaptanımızı kaptan olarak tercih etmem gerekiyordu ki... Ben bunu kaptan olarak tercih etmeseydim... Çok yanlış bir hareket olabilirdi benim adıma. E, Samusayız yeni transferim. Onu da buraya ekledim. Eee... Arber Ozan süper olarak e, forvet arta kalan bir forvetti ve onu burada düşündüğüm için aslında e, ba, mesela burada kullanabilirdim ama bir kadro kalitesi de işte neyse çok şey yapayım o konulara girmeyeyim. Yani burada kullanmak istediğim için aslında tuttum biraz. Ama velakin Luka Pirip konusunda emin değilim. Luka Pirip son hafta sonradan girip attı. Normalde az başlıyordu. Ben Luka Pirip'in süper kartını aldığım hafta az başlamadı ama sonradan girip attı. Böyle değişik bir olay örgüsü oldu. Bu hafta muhtemelen az başlar ama yani tekrar bir skor yapar mı veya all konusunda iyi şeyler yapar mı bu konuda emin değilim. Ama bakacağız. Muhtemelen bırakırım ya. İlk yaptığım kadroları çok bozmak istemiyorum. Sonra çok farklı yerlere gidiyor konu. Neyse Kep 270 Limited tarafta bir Beşiktaş dörtlemesi yaptım. E, bu hafta Samsun Spor'la oynuyor Beşiktaş Teplasman ama Samsun çalkantılı yani ben Beşiktaş'ın burada bir clean sheet üzerine e, güzel bir skorunu bekliyorum ama bunu bu kanalda kaç kere söyledim ve kaç kere oldu. Bunu bir araştırılması lazım ve muhtemelen <laughs> baya kötü bir sonuç çıkacaktır. Ama umut bizim ekmeğimiz ya o yüzden mecburen bunları söylemek durumundayım. E, Mert Günok, Necip Uysal, Getson Fernandez ve Abu Baka. dörtlemesi yaptım Beşiktaş'tan. Gerson'u kaptan olarak tercih ettim ve Yusuf Sarı ile birlikte kapattım burayı. Aslında Yusuf Sarı'yı mı kaptan yapsam dedim ama ya burada Yusuf'u yaptım. Şimdi Yusuf kötü bir puan alırsa hem orası gidecek hem orası gidecek ki Kepik 170'te kaptan %50 bonus alıyor. Bu da önemli bir e, kıstas bizim için. O yüzden bir Getson yapayım dedim ama belki değiştiririm. O kaptan konusunda net değilim. Belli olmaz. E, Kep 140 Limited tarafta yine Mert Günok, Valentin Rozier, Papa Ndiay, Kevin Rodriguez ve Eren Zavi'yi burada da kullandım. Burada da Papa'yı kaptan yapayım dedim ki burayı değiştirmem yüksek ihtimalle Papa yine iyi puan yapar diye düşünüyorum. Challenger Europe Limited tarafta bir Adana dörtlemesi yaptım. Hep dörtleme niye? Beşleme değil. Çünkü çok efektif beşinci oyuncu bulamıyorum aynı takımdan. Yani sırf aynı takımdan diye de e, kötü bir kartı oraya koymak istemiyorum. Yani yapacağım diye kötü bir kart koymak istemiyorum. Mesela burada Salih Uçan koymak istemiyorum abi yani. Kimi koyabilirim ki? O yüzden yani daha efektif olduğunu düşündüğüm başka bir kartla tamamlıyorum o hafta nezdinde. Burada Ertaç Özbir, bir Semih Güler onu kaptan olarak tercih ettim. Badu, Ndiaye ve Mbaye Niyak. Tabi adresi dörtlemesi yaptık. Diyana'da Maksim'le tamamladım burayı. Yani belli olmaz bu işler. Çok ıı, iddialı olduğum bir kadro mu? Değil ama olabilir mi? Why not? Uyurmuş limited elimde olan bütün uyurmuş kartları buraya o as, as oynayan oyuncuların hepsini buraya koydum. Ve geçtim açıkçası çok fazla üzerinde uğraşmadım. All -Star tarafta mükemmel tercihimle geldim. Konya Spor'dan Bernardo ve Francisco Calvo ikilisini koydum ki bu hafta All birincisini şurada görüyorsunuz. All efektif kadrosu burada arkadaşlar. yanında da Samusayis, Ziyan priming ve Dimitri Gutas'ı da kaptan olarak tercih edip yapıştırdım geçtim. Buradaki 220 Limited'de Aaron Ramsey, Aaron Ramsey miydi lan? Aaron Ramsey. Arsenal kalecisi 0 kepmiş ve bu hafta az başlanması bekleniyor. Common kaleci olarak buraya koyarsanız iyi kadrolar kurabilirsiniz ben buraya Duarte, Sarı Uçan, Aliso ve Marlos Moreno üçlemesini koydum. 205 kep tuttu. 15 kep boşluk kaldı. 0 kep olan Ramsey ile burayı tamamlayıp kep 220'ye katılacağım ama kep 220 aylık oldu. Aylık olsa da olabildiğince en iyi kadroları kurup zaten buraya arta kalan kartları kullanıyorum. Genelde düşük kep koymamız gerektiği için. E, bu kartların zaten tamamı da diğer kadrolardan arta kalan kartlarda açıkçası. Bunu da belirteyim. Kep Köp 220 Rare tarafta Merkinok e, Limited olarak kullandım. E, şöyle bir şey var. <laughs> ya Tayfur açıkçası düşük kep çok kart bulamadım. Tayfur ve e, Nihuyu ikilisini düşük kep olarak bulabildim. E, Tayfur bu hafta e, Masuaku'nun yokluğunda sol bekle oynar diye düşünüyorum ama Masuaku son antrenmanda vardı. Hoca riske eder mi? Bence etmez. O yüzden e, Tayfur'u koydum ki Masuaku'nun kepi de 38 ya da 39. Onu da aşağı yukarı Tayfur'la aynıydı. Yani son dakikada bir bilgi alırsam köpük 120 bayağı değişebilir rear tarafta. Onu belirteyim. Onun akabinde de pek e, yapacağım bir şey yok. E, Duarte'yi kaplı olarak tercih ettim ki yani Pendik Spor... Bu ev evlerinde Pendik Spor'u ağırlayacaklar. Cümleyi kuramadım. Yani Pendik Spor'dan da gol yemezsiniz be abi diyeceğim bir maç olur. Muhtemelen gol yer yine Başakşehir. Yemi edebilir. 18. konumundalar. Mükemmel bir iş. Yani Leo Duarte iyi puan yapacaktır. Çok fazla uzatmayayım. Tayfur Bingöl'ü koydum Kep'ten dolayı. Açıkçası Sokal çıkar koydum Kep'ten dolayı. Nihuyu koydum Kep'ten dolayı. Sokol aslında çok kepten dolayı de değil ama koymak isteyip düşük kepli gördüğüm için koydum. Diğer iki arkadaşı da kepinden ektim. Kepinden ötürü tercih etmiş oldum. Bu game için genel kadrolarım bu şekilde. Arta kalan kadroları yine kurarım ama çok göster göstermem gereken kadrolar yok açıkçası. Yani umarım bu game koyarız çocuğu sizlerle beraber. Efendim beğenir ve ee, abone olursanız sevinirim. Bunun akabinde hala sorarak olmasanız... 0 TL ile 10 dolarlık bir galeriye sahip olduğunuz ve her hafta 5 dolar kazanabildiğiniz bir senaryo oluşturdum. Şurada ya da şuradan e, video izleyip daha sonrasında Discord üzerinden yazabilirsiniz. Format biraz değişti ama siz de Discord üzerinden yazarsanız ben size yardımcı olurum. Hatta 0 TL ile çok daha fazla e, bir galeriye sahip olduğunuz ve her hafta 5 dolar kazanma ihtimalinizin çok yüksek olduğu bir senaryo oluştu. Onun için bir video çekeceğim ama boş bir vakit bulamadım maalesef son zamanlarda en kısa zamanda onun yeni videosunu çekip sizlere daha fazla yardımcı olmak isteyeceğim. o videoyu izledikten sonra Discord üzerinden bana efendim. Yorumalı kısmından aklınıza takılan sormak istediğiniz sorular varsa yine sorabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın. Hoşça kalın. Bay bay diyorum. Bay bay diyorum. Bay bay.